Zafer Partisi Suriye yönetimiyle temasa hazırlanıyor. Heyet Şam'dan önce Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürlüğü'ne gitti. Suriyelilerin ülkelerine dönmesiyle ilgili görüşler paylaşıldı. Şam hükümetiyle sığınmacı ve kaçakların geri dönüşü için görüşme sürecini başlatıyoruz. Sığınmacılarla ilgili tartışma gündemdeki yerini koruyor. Son dönemde özellikle Suriyeli sığınmacıların geri dönüşleri konusunda ard arda açıklamalar yapılıyor. Zafer Partisi Anadolu Kalesi projesi ile Türkiye'de yaşayan ve sayıları 8 milyona aşan sığınmacı ve kaçağı bir sene içerisinde vatanlarına geri yollayacaktır. Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeleri için harekete geçtiklerini duyurmuştu. Şam hükümetiyle temas kurulacağını söylemişti. Zafer Partisi heyeti Şam'dan önce Dışişleri Bakanlığı Suriye Genel Müdürlüğü'nü ziyaret etti. Şam'la başlatılacak görüşmelere ilişkin bilgi verdi. 2021 yılı sonu itibariyle Suriyelilerin devlete maliyetinin 90 milyar 800 milyon doları bulduğuna dikkat çekildi. Sığınmacıların kayıtlı oldukları il dışında ikamet yasağı olmasına rağmen serbestçe yer değiştirdikleri, kaçak iş gücü olarak istihdam edildikleri ve karıştıkları asayiş olaylarının giderek arttığı vurgulandı. Türkiye'deki yabancı nüfusunun 8 milyona çıktığını ve artık bir beka sorununa dönüştüğünü ifade eden heyet, Rusya-Ukrayna savaşının bölgesel etkileri değerlendirilerek Türkiye-Suriye ilişkilerinde yeni bir dönem başlatmak mümkün uyarısında da bulundu. Şükrü Sina Gürel Başkanlığındaki Zafer Partisi heyeti yakın bir zamanda Şam hükümetiyle temas kuracak. Bağlantılı diyebileceğimiz bir haber. İktidardan değil ama Büyük Birlik Partisi'nden kaç sığınmacının ne zaman ülkesine döneceğiyle ilgili açıklama geldi. Genel Başkan Mustafa Destici yıl sonuna kadar 500 bin kişinin ülkesine döneceğini söyledi. Ayrıca Destici de mutlaka Suriye yönetimiyle temas kurulması gerektiğini söylüyor. İlginç bir cümle de var. Destici, Beşar Esad'la görüşmeleri konusunda kendilerine aracılık teklifi geldiğini ancak yine kendi ifadesiyle devletle istişare ettikten sonra bu teklifi geri çevirdiklerini söyledi. Öncelik o bölge insanlara verilecek ve bir de gönüllü gitmek isteyenlere verilecek. Mültecilerin gönüllü gidişlerine ilişkin hükümetten gelen açıklamaların ardından Cumhur İttifakı ortağı Destici rakam verdi. Suriye'nin kuzeyinde yeni imar alanları açılıyor, yeni çalışmalar var, yeni yerleşim yerleri var. Tahmin ediyorum bu sene onlar bitecek ve 500 bin Suriyeli mülteci mesela bu yıl sonuna kadar şeye gidecek, Suriye'ye dönecek. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, parlamento muhabirleriyle iftarda bir araya geldi. Gündeminde Suriyeli mülteciler vardı. Mülteciler konusunu Türkiye'de kaos çıkarmak için kullanmak isteyenler olabileceğini söyledi. İnsani ve hukuki çerçevede gönderilmeleri gerektiğine işaret etti. Suriyeli ise Suriye'ye, Afganistanlı ise Afganistan'a, Ukraynalı ise Ukrayna'ya gönderilmelidirler. Bizim görüşümüz çok net. Türkiye'deki mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri ve döndürülmeleri yönündedir. Peki Esad rejimiyle temas kurulmalı mı? Alt düzeyde görüşmeler yapıldığını söyledi. Kendilerine de arabuluculuk teklifi geldiğini açıkladı. Tek başına diyelim ki Suriyeli mültecileri Suriye'ye gönderme konusunda bile bir katkı sağlayacaksa yine görüşülmelidir. Bize de teklif geldi. Bu konuda aracı olmamız konusunda devletimizle, hükümetimizle, dışişlerimizle istişare ederek bir karar verdik ve gitmedik. Altılı masa ve ortak aday arayışı da gündemindeydi. Görüş ayrılıklarına işaret etti. Yani şu andaki masadaki 6 partinin ben ikisinin bile şu anda kafasındaki adayın bir aday olmadığını düşünüyorum. Her birinin kafasında farklı bir aday var. Tamam, onlar bir hesap yapıyor da bir de seçmenin bir hesabı var. Ve emeklilere bayram ikramiyesi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a artış gerektiği yönündeki görüşünü ilettiğini söyledi. Kurban Bayramı'na işaret etti. Ben hala bayrama kadar ümitliyim.